3 günlüğüne bir tatil yapmaya çalışacağız inşallah. Yakın bir yer olsun dedik yine çünkü Asel çok yolculuğu seven bir bebek değil maalesef. Şu anda birazcık mayıştı, uykusu geldi sanırım. Bu şekilde gidiyoruz. Yine sizi çekmeye çalışacağım. Daha önce ben oraya hiç gitmedim. Çok böyle duyulmuştur biliyorsunuz, kara suyu, böyle genelde yazlıkçıların olduğu bir yerde. Ama hiç gitmedim, daha nasip olmadı. Bakalım gidince göreceğiz, edeceğiz. Bay bay yapmak ister misin anneciğim? Merhaba hayatım. Merhaba. Yine şoförümüz. Biricik hocam. Güzel şoför. Güzel şoförümüz. Hayırlı sürüşler hayatım. Kolay gelsin. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz Karasu'nun sahiline geldik. Açıkçası hangi plaj nedir ne değildir hiç bilmiyorum. Ama buraya en yakın olana geldik diyebilirim. Evi de çekemedim size, onu da çekeceğim. Ve Asel Koş fıstığım. Giydirdim onu da, mayosunu. Birazdan gideceğiz. Şöyle deniz, bilmiyorum temiz mi değil mi bilmiyorum ama ben bugün girmek istemedim. Yarın artık Semihler bir deneyim yapsın. Ondan sonra yine daha sonra size çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar şimdi eve geçtik. Akşam oldu. Şimdi bir çıkacağız bakalım. Yemek falan arayışlarına girişeceğiz. Açıkçası hiçbir şey yetmiyor. Hani yaparım ederim falan diye şey düşündüm ama yani zaten açıkçası biraz da diyetteyiz yani. O yüzden sabah ve öğlen ve ara öğünümüzü işte yanımızda getirdik. Kuru yemiştir, kuru meyvedir, işte yulaf falan. İşte şu anda bir liste üzerinde hareket ediyoruz. Ben de şimdi yeni başladık daha doğrusu. O yüzden akşam yemeğinde işte zaten genelde salata, işte bazen protein falan bu şekilde işte geçiştireceğiz vesaire. Şimdi eve buradan giriş yapılıyor. Bunlar bizim hazinemiz. Böyle masa var. İşte banyosu, tuvaleti, lavabosu. Klasik bir ev. Geldik. Sıkıntı yoktu. Gayet iyi, temizdi. Burası yatak. Şöyle bez bir dolap var. Ben buraya eşyalarımızı dizdim. Ondan sonra bizim Asel'in yatağını getirdik. Bu şekilde burada tekli koltuk falan var. Evet. Ve hazırlık zamanı. Arabasını çıkartıyor eşim de. Burada da küçük bir oda. Tekli yatak ve bir çekyat var. Yani rahatlıkla 4 kişi rahat rahat kalır. Hatta 2 kişi de burada kalırsa 6 kişi diyebiliriz. Burası da salon kısmı. Böyle televizyon da var, buzdolabı ve çamaşır makinesi. Burası da kocaman da bir balkonu var. Şöyle büyük bir balkon var, güzel. Bu şekilde. Şimdi biz çıkalım arkadaşlar, sonra görüşürüz. Evet, akşam yürüyüşündeyiz şimdi. Fazla gözükmüyoruz, kusura bakmayın. Bazı yerlerde, evet, ışıklandırma sıkıntısı var. Minnoşumuz uyudu, uyuyacak. Çok yorgun. Şimdi yemek falan yedik. Oo, şimdi sesi geliyor. Uyur inşallah hemencik. Bakalım. Yürüyoruz sahil boyunca. Sol tarafımız hemen deniz. İyice gözükmüyorum. Ama şeyi hiç beğenmedik arkadaşlar. Yani sıra sıra böyle otomobiller park etmiş. Kaldırım yok. Yaya nerede yürüyecek?
kaldırım yok. Bazı yerlerde küçük küçük kaldırım yapılmış. Yani lütfen Sakarya Belediyesi. Yakışmadı size. Kaldırım yok. Kaldırım yok ya. Kaldırım yok arkadaşlar yani. Böyle de olmaz yani. Ya yolda yürüyoruz şu anda. Allah'a emanet. Bu şekilde. Her taraf zaten tatil sitesi. Villa ya da apart şeklinde. İyice gözükmüyorum. Böyle yani arkadaşlar, dediğim gibi tamamen günübirlik kalınan apartmanlar ve villalardan oluşuyor diyebilirim. Şu anda da sahilin tam karşısı. Yemek için de çok fazla bir alternatif de göremedik açıkçası. Bugünü böyle geçiştirdik yani, tavuk dünyasına gittik. Çok istemesem de. Şimdi olan bölge burası. Bir gelişlik var mı? Buraya araba park etmemişler. Birazdan gelirler. Yok, şurası ya. Ha, bir kaldırım başlıyor şimdi arkadaşlar. Şu yol gözüküyor. Kaldırım burası. Tamam. Diğer taraflara bayağı biz yürüdük değil mi? Kaldığımız yerden buraya kaç kilometredir? Kaldırım yoktu yani. 1,5-2 kilometredir kaldırım yoktu yani. Burası güzel. Muhtemelen bu cadde falan yeni yapılmıştır. Karasu Belediyesi'miş bu arada. Yazıyor kenarda. Böyle arkadaşlar. Daha sonra yine çekmeye devam edeceğim. Merhabalar. Evet, sağlık kızım. İkinci günden merhabalar arkadaşlar. Kalktık, kahvaltımızı falan yaptık. Hazırlandık ve geldik denize. Deniz bugün bayağı bir iyi, boş yani en azından. Düne oranla. Aynen, düne oranla. Geleli de bir 10 dakika oluyordur işte. 11.30 gibi falan geldik. Birazcık daha dalga az gibi bence. Semih aynı diyor ama bence az duruyor yani. Fıstım. Hadi. Aslında bu ayakkabını gerçekten çok seviyor. İyi ki almışım. Kesinlikle slip stopmuş. Bilmemiş. O incecik patikler yerine bunu almanızı öneririm. Gerçekten. Çok daha dayanıklı ve kalın taban. Ötekisi hiç öyle değil yani. Bir Allah korusun cam falan olsa kesebilecek bir yapıda yani diğer. Hadi yerine. Denize gidelim. Ama hadi gidelim. Aser de çok seviyor bunu giymeyi. Ben gidiyorum. Neyse bay ki. Bay. Şimdi elti. Eli kirlenince bu arada elti diyor. Elimi temizle. Elti. Çok huylanmaya başladı böyle. Ayağını kuma pek değdirmiyor. Eline pislik gelmeyecek. Ara ara ağlama krizleri oluyor zaten biliyorsunuz. Neler düşünüyorsun hayatım? Gerçi bunu şeyin sonunda sormam lazımdı ama. Dünden bugüne yorum. Yani deniz düz, konusunda. Temiz olsaydı. Evet. Deniz anası ve sakin bir su olsaydı çok daha güzel olurdu. Evet, dalgalı su ve deniz anası var. Pis değil aslında hani böyle. Müsilajdır vesaire zaten yok çok şükür. Ama maalesef ki dalga çok. Hiç sevmedin deniz. Evet. Sevmedi deniz tipi sevmeyin. Neyse, ilerisi zaten şey temiz. Ben de ileriye kadar açılacağım. Paletlerimi aldım yanıma. Semih. Bak ileride kayalıkların olduğu yerde adamın teki. Bak boy bile değil hatta adam. Nerede beline adamın? Geliyor. Hemen sol tarafta bak. Ne kadar ileride. Gideceğim mi? Bir şey yok ki. 600'ü 200 metre bir şey yani. Ya da 200 hadi bakalım. Biz bir girelim o zaman arkadaşlar. Sonra yine çekmeye çalışalım. Üçüncü günümüzden merhabalar. Merhaba. Yorgun anne baba. Ve iki yaş sendromlu bir çocuk. Bunlara rağmen gezmeye çalışıyoruz hayatım değil mi? Maalesef çocuğumuz çok sendromlu. Durduk yere ağlama krizleri falan var. Şimdi nereye geldik? Karasu Sahil diye mi geçiyor burası? Karasu Sahil Park. Karasu Sahil Park diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle açıyı değiştirdim. Burada sahile en yakın gezilebilecek alanmış. Aynı zamanda denize de giriliyor tabii. Böyle hani sadece bir park formunda değil. Şöyle göstereyim. Palmiye ağaçları falan var. Maden sularımızı aldık. Böyle ilerliyoruz. Aşağı inmeye gerek yok zaten. Şu yol boyunca gideriz. Asal çok seviyor maden suyunu. Böyle. Biraz Kocaeli'ndeki Seka Park'ı anımsattı bana. Aynı bu formlar orada da mevcut. Bu da böyle sahil kenarında ama böyle plaj alanı yok tabii ki.
güzel, temiz duruyor. Denizi tabii ki de her zamanki gibi dalgalı. Bugün denize girmiyoruz. Ama belli olmaz Semih'in işi. Belki akşam bir bakarım. Yok Semih, şu kayaların üstünde mesela. Her an her şey yapabilir. Her an her şey yapabilir, aynen. Deniz adamı, çılgın. Böyle yani. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Değer bir şey olur da çekerim. Annem düşersin orada. Tam toprağa düşersin. Belki canın acımaz ama olmaz. Bak orada. Bak kuşlar orada. Diyoları yakala. Diyoları yakala. Diyo. Diyo. Hayır sakın onlara dokunma. Longozu ormanlarının olduğu yere geldik. Acarlar Longozu diye geçiyor burası. Ama maalesef epeydir kapalıymış. Tadilat falan varmış değil mi sanırım? Düzenleme falan kışa doğru açılacağı düşünülüyor. Ama da böyle bir kafe var. Böyle ördekler falan. Güzel, hoş. Aslında tekne turları falan da yapılıyormuş ama yine de Longozu ormanı tarafına geçilemiyormuş. Orası da hep böyle boylu boylu bu derenin devamı ama maalesef şu anda kapalıymış. Yani size şu görüntü göstermek istedim. Çok hoş bence. Şöyle. Yoldan geçiyor. Geliş normalde şu üst kısımdan. Biz ileriye park ettik aracımızı. Buradan yürüyerek geldik. Şunun üstüne yürü istersen. Ya da neyse. Sıkı tut hayatım, ne olur. Aysem ama şurada kalmak güzel olurdu. Şurada da ineceksin, çay içeceksin. Akşamları falan. Kahvaltını öyle orada yaparsın. Şimdi o acarlar Longoz ormanının hemen yanında. Bak, şöyle piknik alanları var arkadaşlar. Biraz o senin sesini duyulmuyor. Park gördü. Şöyle kamelyalar yapmışlar. Ücretliymiş bunlar. Hepsinin yanında bir çeşmesi var. İşte mangalı var. Yapmak için yani barbekü kısmı. Ama ayağına kum geldi değil mi anneciğim? Gidemiyorsun. Nasıl tedirgin gidiyor. Ayağına kum gelmesini istemiyor. Çok hoş, şöyle bahçe alanları falan var. Ha, kamera bile var. Burada atı sesleri geliyor artık. Nerede yapılıyorsa. Bir sürü ördek var. Muradına kavuşmuş bir asel. Bima. Aselima. Tombik yanak. Tombik yanak. Şöyle hepsi sırasıyla gördüğünüz gibi ama çok hoş. Beğendim. Arkadaşlar şimdi Karasu'ya bağlı Yeni Mahalle diye bir yere geldik. Burası hem denizle hem de doğayla iç içe bir mahalleymiş. Çok methedilmiş bir yer. Biz de gezip bakalım.
evlerde, sosyal kahvaltı, restoran tarzı yerler var yani. Bir yandan da böyle kayıklar, böyle işte değişik bitkilerle beraber şeymiş, güzel bir yer. Yani biz de fındıkta uyudu. Biz de böyle yürüyüş yapmaya başladık. Çok güzel. Tekerlekle dayanamıyor. Yayın oldu. O zaman çok kılçıklı da yapıyorum. Bak burada varmış. Var bunu falan falan da var. Arkadaşlar şimdi tarihi Maden Deresi'ne geldik. Burası hem böyle mesire alanı, işte alabalık tesisi falan, şuradan bakıp söylüyorum bir yandan. Alabalık tesisi var, at çiftliği var, şelale var, şifalı sular var, mağaralar var. Ne dediğim gibi piknik alanı, mesire alanı var. Giriş ücreti kişi başı 5 lira, araba 20 lira. Şelalelerin gittiği yol bozukmuş. Ne bebek arabası ne araba giriyormuş. Yani 1 kilometreye kadar gidebiliyormuş. Daha sonrasında gidemiyormuş. Biz de o yüzden bakalım bir denemeye çalışacağız. En yakın olmadı. Biraz ilerleyince at çiftliği varmış. En azından oraya gideriz falan dedik. Şelaleler falan. Mağara. Mağaralar vesaire. Onlar daha ilerlemiş ve çok daha güzel falan diye söylediler. Ama oraya kadar da nasıl gideceğiz bilmiyorum. Bebek arabası da girmiyor ve asel biliyorsunuz. Atla. Yani. Atla. Mızır mızır olduğu için kolay kolay gezemiyoruz. Bilmiyorum. Nasıl olacak, nasıl edecek, bir çıktık yola bakalım. Biraz ilerleyeceğiz yani. Şimdi arabayı sokmayacağız yani ilk başta. Bebek arabasını daha doğrusu sokuyoruz. Otomobili sokmayacağız. Bakalım böyle bir ilerlediğimiz kadar ilerlemeye çalışacağız. Yine ileride size çekmeye çalışırım. Yine böyle küçük masaları var. Antik maden dinlenme tesisinde diye geçiyor zaten. Buradan böyle giriş yaptık. İlerliyoruz. Sağlı sollu. Şöyle piknik masaları var. Daha önceden altın madeni olarak kullanılıyormuş burası. Birazcık ileride geçiyor. Dümdüz bir arazi bizi karşılıyor. Burada at çiftliği var. Hadi koş. Hadi anneciğim. Atlara gidiyoruz değil mi? At. Atlara gidiyoruz. Dıgıdıklara gidiyoruz. Dıgıdık.
Hadi. Aa, kahverengi Lele. Çok güzel. Evet, iki tane at var. Ay çok güzel yelesi. Parlak. Çok tatlı. Hadi anneciğim bak. Senin kitabındaki atlardan. Hadi elma yiyorlardı. Gel çağır. Çağır onları. Dıp 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 dıp. At geldi. At geldi. Dıp 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 dıp. Hadi anneciğim çağır onları, ver emzini bana. Çağır bakayım onları, at de. At, at geldi. Yaprak mı attın onları? At geldi. At de. Hadi at. At. Hayır, oradan giremezsin. Girmek yok, hayır. Sen girersen ona mı? Hayır, girme anneciğim. Aha, girme anneciğim, evet. Hadi çağır onları, çağır, çağır. Gel, gel, gel. Hayır, oraya girmek yok. Oraya girmek yasak anneciğim. El salla onlara. Otur, otur yere. Hayır, hayır, girme. Sakın girme kızım. Hayır, çifte müfte atar, hayır. Tamam, baba burada bakılsın. Otur buraya, gel. Ha. Bak, geliyor, bak, geliyor. Gel, gel. Gel. Sen ısın. Aman aman aman. Gel. Semih Semih. Aman aman. Gel. Çift atar ya, korkuyorum. Gel. Bak. Ay çizik olmuş orası. Derisi çizilmiş. Gel. Bak. Gel. Gel. Otuyor bak anneciğim. Gizli. 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 Bak otuyor kıtır kıtır. Değdi mi eli? Aha, değdirdi. Nasıl hoşuna gitti? Anne yerim seni. Tamam tamam, çıldırma. Çıldırsın başla. Ağlamasın da. Ay. Bak bakın. Bir bak. Şey yapar mı? Yok yok yapma. Bak. 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 Çok güzel bak. Bak hancım yumuşacık, dokun. Dokun hadi. Dokun. Bak dokun. Tamam korkma. Bak baba dokunuyor. Bak dokun. Dokun cici. Anneciğim bak çok yakında hadi. Cici. Cici. Bak. Bak cici. Tarar gibi. Cici. Cici. Anneciğim yumuşacık değil mi? Aferin aferin, minik elim benim, nasıl seviyorum. Minicik elim kalıyor orada küçücük. Yere at. Annem yapma. Ha, kopart at oraya. Aferin sana, aferin sana. Al ver bunu, al ver bunu. Al, al, al ver. Al, bak yedi senin attığını. Bak. Al ver. Ver. Bak. Demin gezdiğimiz o düz alanın tam karşısında şöyle bir dere geçiyor. İlk başta çekmişim zaten sorunu. Burası onun devamı. Şöyle ortada bir köprü mü yıkılmış artık, neyse. Bu sular altında. Karşıya geçiş yok yani neredeyse. Buralar. Fena da ilerlemeye çalışıyoruz biz de. Bebek arabası gidebilir en azından. Bunlar da muhtemelen şeydir, bungalov evlerdir. Arkadaşlar biz tatilimizi bitirdik. Hazırlığımızı yaptık. Eşyalarımızı yükledik. Evimizin yolunu tuttuk, gidiyoruz. Bir 2 saatlik yolumuz var. İnşallah sağ salim kavuşuruz. Şimdi
gidiyoruz. Genel olarak da burayı beğendik mi? Pek beğenmedik açıkçası, kara suyu. Yani denizi aslında bugün bence gayet güzeldi. Ilıktı suyu, şey güzeldi. Orada yol var mı canım? Yani yol var da karayollarına bağlı bir yol burası. Çok enteresan. Derme Çatma Köy yolu gibi. Evet. Burası. Evet, yollar çok fenaydı. Tam Semih'ten. Ha, böyledi. Söyle hayatım. Yollar çok kötü. Yol çok kötü. Bir kaldırım yok. Sokaklar çok kötü. Özellikle. Sokaklara önem verilmemiş. Aynen. Yani daha güzelleştirilebilir burası. Sonuçta bir turistik yer aslında. Karasu sahili dünyanın ikinci değil mi? En uzun ikinci. Dünyanın en uzun ikinci sahil diyebiliyor Semih. Yani her taraf git sahil bitmiyor gerçekten. Çok güzel aslında yer ama hiç değerlendirilmemiş gibi duruyor yani böyle. Ne bileyim, inşallah daha güzelleştirilir, daha güzel hale getirilir. Şimdi gidiyoruz. Bu kadardı bu tatilimiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.